Artık ben sayısını unuttum bu reform paketlerinin. Eylem planı, reform planı böyle büyük gösterili, ışıklı, şaşalı böyle sunumlar yapılıyor. Fakat bu reform paketinde mesela büyüme falan var ama kalkınmadan hiç bahsedilmiyor. Bu kavramları böyle biraz hani güzel kelimeler, böyle cafcaflı cümleler var. Öncelikle siz yani reform deyince ne anlıyorsunuz Sayın Bakanım? Ne umduk ne bulduk desek? Yani reform deyince köklü bir değişiklik olur. Veya en azından gidişteki bozuk düzen tavrı değiştirmek için ortaya yeni bir şey koymayı gerektirir. Ama bunlar her yaptıkları basın toplantısına reform ismi veriyorlar. Sonra o toplantıda söylediklerini de unutuyorlar. Söylediklerinin hiçbiri de hayat bulmuyor. Dolayısıyla bu reform olmadığı gibi ciddi bir iktidar hükümet açıklaması bile sayılmaz. Bakın daha geçen hafta işte insan hakları eylem planı diye bir metin açıkladılar. Uzun uzun konuştu sayın hükümet. Ama bugün o gün ne söylediğini hatırlayan hiç kimse yoktur. Çünkü kendileri sahip çıkmıyorlar zaten. Sahip çıkmadıkları böyle güzel laflar icat ediyorlar. O laflarla kamuoyunu o gün için meşgul ediyorlar. Ondan sonra yine Türkiye eski gününe dönüyor, eski bozuk düzene dönüyor ve hükümetin yanlışlarıyla siyaset devam ediyor. Peki mesela burada tasarruftan bahsediyoruz ama hiçbir zaman mesela kamunun yaptığı çok büyük yatırımlar var. Ya şunu söyleyebilir miyiz? Yani Çukurova Havalimanı bir yıl daha beklese ne olur? Ya da Kanal İstanbul bugünün önceliği midir? Şimdi bunların yapmak demek bugün önceliklerini sıralamasında siz hani işsizliği, üretim yokluğundan bahsetmiyor olduğunuzu gösteriyor. Yani sizce yani kamunun mesela 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattı bu hükümet. Şimdi bu kapandıktan sonra plansız bir ekonomi ve plansız bir yönetim karşımızda. Ne yapmak gerekiyor mesela bu aşamada? Reform deyince ne algılıyorsunuz siz? Şimdi bir kere bu hükümetin reform yapma kabiliyeti yok. Reform yapma ihtiyacı olması lazım. Kamu mantığıyla düşünmesi lazım. Bir kere yaptıkları hiçbir işte kamusal çıkarlar gözetilmiyor. Kamu menfaatine dayalı bir hükümet etme biçimi yoktur. Sadece bireysel arzular, hevesler, kazançlar tüm devleti sürüklüyor peşinden. Böyle olunca siz şimdi ne yapacaklar acaba? İşe dişe dokunur bir şey çıkar mı ortaya diye zorluyorsunuz. Yani reform bu yani kamu mantığıyla düşünülen bir kavram. Yok öyle bir şey. Şimdi tasarruf diyorsunuz dediniz. Ya bunlarda tasarruf yok ki. Sadece lüzumsuz yapılan işleri bırakın. Yapılması gereken lüzumlu işleri de yeri geliyor. Bilmem 10 katı pahalı yaptırıyorlar, yeri geliyor 100 katı pahalı yaptırıyorlar. Yani amaç o işi yapmak değil, o iş üzerinden ortaya rant çıkarmak, bölüşülecek bir para çıkarmak. Mantık bu olunca yaptıkları hiçbir işin bir anlamı yok, bir değeri yok, ülkenin geleceğine bir katkısı yoktur. Vaktiyle çok söyledim ama tekrar edeyim. Üzerinden elde edecekleri rant hesapları olmasa bir kilometre yol bile yapmazlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Onun için bakın kullandıkları kaynaklara bakın. Kişi başına vergi miktarı çok artmıştır bu dönemde. Yani 10 puan artmıştır. Kamu yüklerinin artışı kişi başına 10 puan civarındadır. Yani eski tüm hükümetlerden daha fazla vergi toplamışlardır. Bu daha fazla vergiyi toplam vergi olarak da söylemiyorum. Kişi başına düşen vergi olarak söylüyorum. Evet. Başka özelleştirme yapılmıştır. Türkiye'nin 80-90 yıllık biriktirdikleri, yani bizden önceki kuşakların biriktirdiklerini de satmışlardır. Vergileri bugünkü kuşaktan yaşayanlardan aldıklarını düşünecek olursak yaşayanlardan daha fazla vergi toplamışlardır 19 yıl boyunca. Ve mezardakilerin, ölmüş olan geçmişlerimizin biriktirdiklerini de harcamışlardır. 60-70 milyar dolarlık bir
özelleştirme yaptılar. Sonra daha doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın henüz kazanmadıkları paraları da harcıyorlar. Borçlandık. Borçlanıyor. Sürekli borçlanıyor. Borçlar devasa boyutlara çıkıyor. Sadece bunların yayınladığı borçlarla ilgili rakamlara bakmayacaksınız artık. Onunla birlikte aynı zamanda işte kamu özel işbirliği diye gelecek kuşaklara yük devreden harcamaları da dikkate aldığınız zaman işte 180 kamu borcu var diyorlar. 153'te eklediğiniz zaman 330 milyar doların üzerinde bir kamu borcu var bugün için. Evet. Dolar cinsinden. Türk lirası borçları da saymıyoruz bu. Dış borç ve dövize dayalı iç borçlar. Halbuki 60 küsür milyar dolardı 2012'de. Affedersiniz 2002'de. Şimdi hem mevcut kuşakları, yaşayanları soyacaksınız. Hem ölmüş olanların mezarlarına el atacaksınız. Hem doğmamış olan çocukların, torunların kazanmadıkları paralara el atacaksınız. Sonra ne yaptınız? Ne yaptınız? 2000'li yılların bir özelliği var. İşte Friedman'ın tasnifine göre küreselleşmenin üçüncü evresi. Mallar, insan, sermaye, bilgi, yerküre üzerinde korkunç bir hızla dolaşıyor. Korkunç bir rekabet var. Buradaki her gencimiz kendi sınıfındaki arkadaşlarıyla değil, Japonya'daki, Londra'daki, New York'taki yaşıtlarıyla rekabet ediyor. Buradaki bir fabrika, eğer dünyanın öbür ucundaki bir fabrikadan daha ucuz, daha kaliteli malı satamazsa, dünyanın öbür ucundaki fabrikanın malları geliyor, kendi fabrikasının bulunduğu mahalledeki piyasayı kapatıyor, iflasa sürüklüyor. Böylesine korkunç bir dünya. Devletler de, politikalar da öyle. Artık hiçbir hükümet ben iyi şeyler yapıyorum diye övünemez. Siz iyisini yaparsınız, dünya en iyisini yapıyorsa siz geri kalırsınız ve batmaya mahkum olursunuz. Böyle bir dünyada, böyle bir ortamda, bu küreselleşmenin üçüncü evresinde iktidara gelmiş, oturmuş ve dünyayı ıskalamış bir iktidardan söz ediyorum. Bakın 2020 toplam gayri safi yurt içi hasılası, milli geliri 717 milyar dolar olarak açıklandı. Şu reklam olmasın diye adını söylemeyin. Şu telefonun piyasa değeri, 2.2 trilyon dolardır. Tabii. Yani ne demek? Türkiye'nin milli gelirinin 3 katından daha fazla bir tek telefonun piyasa değeri var. Tabii. Milli gelir dediğiniz ne? Bu ülkedeki bütün sanayi kuruluşlarının, tüm hizmet sektörlerinin, tüm tarım sektörünün topyekün 83 milyon insan olarak ürettiğimiz malların değeri demektir. Bir yıl boyunca bu ülkenin ürettiği, bütün sektörleri itibariyle ürettiği değerin 3 katı tutarında bir piyasa değeri olan bir yabancı telefondan bahsediyorum. Bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir. Bu hükümetin günübirlik işlerle nereden kimin zenginleşeceğini hesaplayarak devleti yönetmesinin bedelini biz dünyadan koparak ödemekteyiz. Gecikmiş teknolojilere bile geçemiyorsun. Doğru. Öncü teknolojiler dediğin zaman elde hiçbir şey yok. İhracat rakamına bakıyoruz. İleri teknoloji ürünü ihracatı Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının %3'ü yok. 2,5.